Merhabalar, bugün sizlere çayın üretimi, hasatı ve ekimi hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Geleneksel olarak çayın iki versiyonu yetiştirilir. Camellia sinensis türünün sinensis versiyonu sadece Çin'de ve Hindistan Darjeeling ilinde yetiştirilir. Çalı şeklinde küçük yapraklı, soğuğa dayanıklı, dağlık bölgelerde büyür. Çay, subtropik ve tropik iklimde, özellikle dağlık bölgelerde yetiştirilir. Büyük bir farkla en fazla çay Asya'da, daha düşük oranla Afrika, Amerika, Avustralya ve hatta Avrupa'da yetiştirilir. En önemli çay üreten ülkeler Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve Türkiye'dir. Ve bu ülkeler toplam dünya çay üretiminin dörtte üçünü karşılar. Japonya'da sadece yeşil çay üretilir. Japonya'da çay sırf makineyle toplanıyor olsa da en yüksek kaliteye sahiptir. En çok çay tüketen ülkeler ise Büyük Britanya, Rusya, Pakistan, ABD ve Arap ülkeleridir. Çay bitkisi tohum ve çelikle üretilir. Tohum üretiminde tohumlar ılık suda 24 saat bekletilip hemen ekilir. Köklenme oranı düşük olmasına karşın kış döneminde alınan odunsu çeliklerle bitkisel hormon kullanarak yeni bitkiler üretmek mümkündür. Çay tüm büyüme esnasında her 6 ile 14 günde bir toplanır. Farklı yörelerde farklı iklimler gerekçesiyle bazen daha uzun veya daha kısa bir hasat dönemi olur. Genel olarak çayın hasat zamanı tadını etkilemektedir. Bundan dolayı çay üretimi büyük tecrübe gerektirmektedir. En kaliteli çaylarda sadece iki yapraktan oluşan filizler toplanır. Organik maddece zengin, drenajı iyi, asidik ve yağışın bol olduğu ortamda iyi gelişimi gösterir. Kök tüyleri çok incedir. Bu yüzden kuraklığa hoşgörülü değildir. Çay yetişmesine etki yapan en önemli etken iklim ve topraktır. Yıllık sıcaklık ortalamasının 14 santigrat derecenin altında düşmemesi, toplam yıllık yağışın 2000 mm'den az olmaması ve aylara göre dağılımının düzenli olması, bağıl nem oranının ise en az 170 olması çay bitkisinin normal gelişimi için gerekli olan koşullardır. Çay bitkisi kumlan kile değişen yapıdaki asit tepkimeli topraklarda yetişebilmektedir. Yaprakları geleneksel Çin tipi ve diğer sağlık sistemlerinde astım tedavisi, göğüs anjini, periferik damar hastalığı ve koroner arter gibi hastalıkta kullanılır. Yeşil çay yapraklarının ve özünün bakterilerin neden olduğu kötü nefes kokularına etkili olduğunu göstermiştir. Çay antioksidan etki gösterir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bilgilerinizi yeni insanlara paylaşarak bilgi kaydını sunayım.